dokundum, eyvah öldüm, işte enfekte oldum, bir anda hastalandım. Öyle bir virüs değil, öyle bir şey yok arkadaşlar. Dokunmayla, hapşırmayla, işte vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Dokunma dediğim mesela hastayım. Hapşırdım elime, elimi bir yere sürdüm. O sürdüğüm yere benden sonra 2 saat, 5 saat içinde başkası dokunursa işte o zaman bulaştırmış oluyorsunuz. Az önce size anlattığım kontaminasyon elle, el sıkışmayla, işte zaten herkes anlatıyor bunları ama el sıkışmayla, işte öpüşmeyle, sarılmayla böyle şeylerle geçiyor ama şimdi mesela bazı insanlar var, işte tanıyorsunuz, ya ondan bulaşmaz, bir yere gitmedi, biliyorum diyorsunuz. Ama bakın şöyle düşünmeniz lazım. Bu kişi nereye gidiyor? Kiminle görüştü? Evinde çalışan oraya nasıl geldi? Veya ofisinde çalışan oraya nereden geldi? Nereye dokundu? Çünkü oraya gelen kişi taşıdığı şeyi eve getiriyor. Aynı evden çıkıyorsanız illaki o şeyi alıp dışarı çıkıyorsunuz. Nerede yaşarsanız yaşayın. Yani diğer kontakta olduğunuz insanların nerede dolaştığını bilmediğinizden dolayı lütfen kim olursa olsun el sıkışmayın ve öpüşmeyin. Ellerimizi sabunla 20-30 saniye kadar böyle güzelce aralarını, şu tırnak uçlarını da böyle bu şekilde yaparak güzelce yıkıyoruz. Bir kere günde en azından 5 kere. Bu çok önemli. Hele özellikle toplu taşımaya bindiyseniz, oradan indiyseniz yanınızda küçük bir dezenfektan olmalı. Bu dezenfektandan damlatıp güzelce ellerinizi yıkıyorsunuz. Fakat bu ellerinizi yıkayacak yere, yıkayabileceğiniz bir yere gidene kadar sizi korumak için yapılıyor. Dolayısıyla dezenfektanı sürdüm deyip elinizi yüzünüze yine de götürmeyin. İnsanlara 1 metreden, 2 metreden daha çok yaklaşacağınız yerlerde maske takmanız gerektiğini düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi eğer ben hastaysam, maskeyi taktığımda, hapşırdığımda size gitmiyorsa, onu engelliyorsa, siz taktığınızda da benden gelen şeyi size karşı engelleyecektir. Karşılıklı etki olacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka bir faydası olacağına inanıyorum. Ve size göstermek istediğim 2 tane maske modeli var. Bir tanesi şu. Bunlar daha etkili maskeler ve yumuşaklar, çok sert değiller, kolay takılabiliyorlar. Şuradan rahatlıkla havalanabiliyor. Bunlar çok pahalı maskeler. Tek sorun orada, hele şimdi bayağı pahalandı. Şöyle yapabilirsiniz. Şimdi bir kere takarken sorun değil ama taktıktan sonra çıkaracağınız zaman sonuçta eller enfekte olabilir. Maskenin üstü de enfekte olmuş olabilir. Dolayısıyla dokunursanız tekrar enfekte olmuş olacak. Çıkarırken lütfen dikkat edin, yüzünüze değmemeye çalışın. Bunun yanında diğer şu ucuz olan maskeler var. Bunları zaten bir kullanımlık maskeler bunlar. Takıyorsunuz. Ardından çıkarırken, bakın çıkarırken bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Sadece şuralardan tutun. Yine yüzünüze, ağzınıza, hele şu iç kısmına ve dış kısmına değmemeye çalışın. Çünkü diyelim ki siz enfektesiniz. İçine nefes aldınız. Bunu böyle çıkardınız, bir yere sürdünüz. Orası da enfekte olmuş oluyor. Veya enfekte bir ortamdan geçtiniz. Şuraya geldi. Damlacık yoluyla geldi. Siz bunu çıkarırken elinizi buraya sürdüğünüzde ne kadar maske takmış olursanız olun sonuç olarak elinize tekrar bulaştırmış oluyorsunuz. O yüzden çıkarırken dikkatli olun ve şu şekilde dokunmadan atmaya çalışın. İmmün sisteminizi güçlü tutmak gerçekten çok önemli. Her zaman önemli, hep söylüyordum ben ama şimdi özellikle bu şekilde salgın olduğu durumlarda önlem olarak ben her gün yarım C vitamini, şöyle Redoxan veya başka bir şey, C vitamini içmenizi öneririm. Çocuklar, herkes, yani kim var ise. Onun yanında bir de şöyle minik kiril yağları vardır. Aslında bunları ben devamlı kullanmanızı öneriyorum ama bu dönem içerisinde özellikle bu tür şeyler immün sisteminizi sağlıklı tutar. Bir de benim videolarımda size tariflerini verdiğim shotlar var. Bunları da mutlaka kullanmanızı öneririm. Zaten hükümet bütün önlemleri aldı, insanlara izin verdi. Bu süre içerisinde mümkünse toplu taşımalara binmemeye çalışmakta yine de fayda var. Her ne kadar temizlense de. Eğer binecekseniz size tavsiyem şudur. Galoş giymeniz, maske takmanız ve eldiveniniz varsa eldiven takmanız. Yok ise çıktıktan sonra
maskeyi ve galoşu attıktan sonra ellere dezenfektan sıkmış olmanız. Yani bütün bunları yaparsanız ve insanlardan 1-2 metre kadar uzak durursanız bu işin önünü alırız. Virüs bir kere geçirdim, tamam artık bağışıklık kazandım demek her virüs için doğru değil. Çünkü bu tip virüsler özellikle gripal enfeksiyonlara yakın semptomlar gösteren virüslerde bunlar kendini mutasyona uğratıyor. Yani onlar da yaşamak için genlerini değiştirmeye başlıyorlar ve tekrardan başka bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Nasıl ki koronavirüs hayvandan çıktı ama insana kendini değiştirip bulaştıysa aynen bu şekilde oluyor. O yüzden bütün bu pandemi geçene kadar, pandemi diyorum yani dünyada geçene kadar kendimizi her şekilde korumalıyız. Bunlar sadece taşıyıcı. Yani hatta bazen anlamıyoruz bile geçirdiklerini. Yani gripal enfeksiyon gibi bir şey geçiriyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim görevimiz her şekilde onu koronaymış gibi algılayarak önlem almak. Yani nedir? Bulaştırmalarını, taşımalarını engellemeye çalışmak. Bir iki ay içinde havalar ısınmaya başladıkça ve sonuçta bütün milletler bu konudaki önlemlerini arttırdığı için bu giderek azalacak ve iki ay içinde de büyük ihtimalle yok olup gidecek.